Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere torna tezgahımızın universal aynasını takıp sökmesini, çalışma mantığını ve parçalarını anlatacağım. Burada iki tane aynamız var. Bir tanesi sökülmüş, bir tanesi sökülecek. Söküleni toplayacağız, toplu olanı da parçalayacağız. Sökmesini ve takmasını göstermiş olacağız. Tornamızdaki aynamızı söktük. Takıp sökmesini daha sonraki videoda anlatacağız inşallah. Anlatmaya gövdeden başlayalım. Evet, bu aynamızın gövdesi. İçinde sistemi tutan, çalışmasını sağlayan gövdemiz. Evet, gövdemize daha yakından bakalım. Gördüğümüz gibi içinde parçaları barındıran kısım. Burada da ayakların hareket ettiği yuvalar var. Şu şekilde bu kanallarda ne yapıyor? Aynı ayakları hareket ediyor. Burada aynı alın dişimiz var. Bu dişler üzerinde ne yapıyor ayaklar? Bu şekilde hareket ediyor döndükçe. Aynayı döndürüldükçe bunlar da ne yapıyor? Hareket ediyor. Bunların arasını çok iyi temizlenmesi lazım. Talaş kalmaması lazım. Evet, gövdenin içini güzelce temizledikten sonra aynı alın dişimizi bu şekilde yuvasına oturtuyoruz. Evet, dengeli bırakmamız lazım. Evet, oturdu. Tam oturmaz ise hafif hafif çekişle bir iş başlasın. Hafif hafif bırak, karşı oku bura. Ne yapıyoruz? Oturtuyor. Genelde oturur, sert değilse. Pinyon dişlerimiz var. Buradaki dişleri çeviren pinyon dişlerimiz var. 3 tane. Bunların yuvaları var. Evet, buradan giriyorlar. Burada da bir saniye. Evet, burada ya da pinyon dişinin girdiği uç kısmının girdiği yuvası var. Evet, buranın girdiği yuva. Bu da deliği var, merkezleme deliği. Pinyon dişinin çalışma sistemi şu şekilde. Yuvalar oturduktan sonra burada görüyoruz. Oradaki milç içeri giriyor ve şu araya giriyor. Bu araya giriyor. Bu pinyon dişlinin içeri veya dışarı çıkmasını engelliyor. Orada çalışmasını sağlıyor. Orada sabitleyen sistem bu şekilde çalışıyor. Evet, pinyon dişliği taktık. Buradan da vidasını takıyoruz. Evet, pinyon dişliğinin dışarı çıkmasını engelleyen sabitleme milimiz uç tarafı vidalı. Bunu ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Evet, pinyon dişliğimizi bu şekilde sabitledik. Vidayla sabitledik. Diğer pinyon dişleri de aynı şekilde takıp vidalarını vidayla sabitliyoruz. Vidalarını takıyoruz. Pinyon dişlerimizin vidalarını taktık. Pinyon dişlerimiz sabitlendi. Kontrolümüzü yapıyoruz. Evet, herhangi bir sıkıntı yok. Yer dar olduğu için. Evet. Pinyon dişlerimizin döndüğünü görelim. Evet, bu şekilde ne yapıyor? Pinyon dişlerimiz içeride orayı çevirirken buradan da alın dişlisi dönüyor. Bu şekilde alın dişlisi dönüyor. Şimdi aynamızın kapağını kapatıp bu da evet aynamızın kapağı vidalar merkezlenecek şekilde yerine yerleştiriyoruz. 3 tane vidamızı ne yapıyoruz? Vidalıyoruz. Al yanına. Önce
serbest boşluğunu alıyoruz. Daha sonra dengeli bir şekilde ne yapıyoruz? Sıkıyoruz. Şimdi sıra aynamızın ayaklarını takmaya geldi. Aynamızın ayaklarını takarken öncelikle burada yuvalarda ve ayaklarda numaralar olur. Numaralarla yuvaları birbiriyle eşleştiriyoruz. Bir numaralı yuva, bir numaralı ayak. İki numaralı yuva, iki numaralı ayak. Üç numaralı yuva, üç numaralı ayak. Bazı ayaklar üzerindeki numara silinmiş oluyor. O zaman şu şekilde yapıyoruz. Ayakları yan yana diziyoruz dişlerini. Dış çapa yakın olan bir numara, diğer iki numara, uzak olan da üç numara şeklinde diziyoruz. Numaralar silinmiş olsa dahi bu şekilde bir dizim yaptığımız zaman doğru dizmiş oluruz. Görelim. Evet, bir numara. Dişi kenara yakın olan bir numara. Biraz daha uzak olan iki numara. Evet, dişi kenara uzak olan da üç numara. Öncelikle alın dişimizin şeyini görelim. Evet, burada dişi tutma yuvası var. Başlangıç, diş başlangıç yuvası var. Onu geri çekiyoruz bir numaradayken. Geri çektikten sonra bir numaralımız ayağımızı yuvasına yerleştiriyoruz. Ve dişi kavramasını sağlıyoruz, döndürüyoruz. İki numaraya gidiyoruz. İki numarayı görüyoruz. Görelim. İki numara. Evet. Giriş ağzı buradayken geri çekiyoruz. Görüyoruz. Gördükten sonra iki numaralı ayağımızı yuvasına takıyoruz. Onu da çevirmeye başlıyoruz. Giriş ağzını üç numarada gördük. Gördükten sonra biraz geri itiyoruz. Geri ittikten sonra 3 numaralı ayağımızı 3 numarayı yuvaya takıyoruz. Hafiften vurarak ne yapıyoruz? Takıyoruz. Evet, turna tezgahının üniversal aynası. Arasına bazen talı yuvaların arasına bazen küçük kalaşlar kaçtığı zaman ne yapabilir? Ayakları kilitleyebilir. O zaman aynayı söküp temizlemek gerekiyor. Veya hava tutup havayla temizlemek gerekiyor. Havayla giderse sıkıntı yok. Yoksa tamamını söküp temizlemek daha iyi olur. Montajını gördük. Şimdi de sökmesini görelim. Flanş turnamızın üzerinden indirdik. Bunlar sabitleme aynayı tutan vidalarımız. Fenerimle bağlayan vidalarımız. Bunlar flanşımızı. Buradaki sistem, pinyon sistemi daha farklı. Bunu görmemiz iyi olacak. Daha önce gevşetmiştim hazır olsun diye. Evet, flanşımız. Yuvaya giren kısım, kademeli kısım. Burada kapağın somunları. Et kapağımızı. Alıyoruz. Veya ters çevirip alıyoruz. Kapağımızı kaldırdık. Burada pinyon dişlimiz ve alın dişlimiz var. Sonra aynası alın dişlimiz var. Ama buralarda sabitleme vidası yok. Bunun çıkma şekli, pinyonların sökülme şekli bu aynamızda daha farklı. Bunda da şöyle bir sistem yapılmış. Önden vidalama sistemi yapılmış. Ve buradaki vidalama sistemi biraz daha bulmaca gibi. Bunları söküyoruz. Evet, bu vidalar söktükten sonra içinde pimler var, şey tutan. Pinyon dişleri tutan pim konulmuş.
Ama sökmesi normal çevirdiğimiz zaman falan çıkmıyor. Sökmesi şu şekilde yapılıyor. Metrik 6. Bir daha. Pimin arkası delik yapılmış. Evet, şu şekilde. Pimler bu şekilde çıkıyor. Takarken de şu dairesel kısım dışa gelecek şekilde takılıyor. Evet, bu da değişik bir bağlama şekli. Diğer türlü çıkartamıyoruz. Gevşek olursak kendisi düşüyor da genelde sıkı oluyor. O zaman da çıkarmak için metrik altı bir de kullanıyoruz. Evet, aynamızın ön tarafından pinyon dişlerinin sabitleme vidalarını söktük. Bu şekilde elimizde ne yapıp çıkartabiliyoruz. Bazen biraz kuvvet isteyebiliyor. Evet, pinyon dişlerimizi de söktük. Şimdi geldi. İçindeki alın dişlisini sökmeye çeviriyoruz. Hafiften vuruyoruz. Çıkmazsa daha sert bir zemin vurmamız lazım. Evet, çıktı. Evet, gördüğümüz gibi alın dişlisinde talaşlar var. Onlar sıkışmış. Onları ara sıra ne yapıyoruz? Hava tutup temizliyoruz. Şayet ayakları kitleyecek olursa tamamını söküp temizliyoruz. Alın dişlisini söktükten sonra ayaklar kendiliğinden çıkar. Bu şekilde ne yapıyoruz? Ayakları söküyoruz. Daha sonra temizliğini yapıp, güzelce temizliğini yapıp tekrar mont alıyoruz. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.